için çok teşekkür ederiz. Şimdi sevgili Melike Dili Koç açılış sunumunu yapacak. Kendisi psikoloji lisans, medya ve iletişim yüksek lisansını tamamladıktan sonra vegan olmasıyla birlikte hayvan hakları aktivizminin serüveni başladı. Şu anda da tam zamanlı aktivizmin yanı sıra kendi metal grubunda veganizm temalı üretimler yapıyor. Fazla zaman kaybetmeden açılış sunumu için Melike Dili Koç'u bağlantıyı kurmak istediğiniz sunum için sahneye davet ediyoruz. Simpson'dan Lisa'yı tanıyanlarınız var mı? Tanıyorsunuz. Bugün onu koymak istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Aradan nasıl bir sene geçti bilmiyorum ama geçti bir şekilde. Zor bir seneydi sanırım. Umarım daha iyilerine uyanırız diyorum. Şimdi ben sizinle işin etik yönünü aslında konuşmak için buradayım. Bu sefer hani biraz daha geçen senekinden farklı olarak biraz daha nasıl düşünüyoruz'a bakmaya çalıştım. Sizle de onu paylaşacağım. Hayvanlara acı vermek ve onlara eziyet etmek yanlıştır. Bu düşünceye burada kaç kişi katılır? Neredeyse katılmayan yok herhalde. İngiltere'de, daha doğrusu Britanya'da yapılan bir çalışmada, yakın bir zamanda çalışma, 2022'de olması lazım, Animal Aid isimli bir kurumun yaptığı çalışmada insanların %71'i bu düşünceye katıldıklarını söylemişler. Çok güzel, gerçekten yani harika bir sayı bence. Peki bu düşünceyi hayatımızda uygulayabiliyor muyuz? Dünya gerçekten bu düşüncenin hakim olduğu bir yer mi? Aslında işler pek de öyle değil. Hayvanlara evet acı vermeyi istemiyoruz. Onların zarar görmesini istemiyoruz. Ama olan şey bunun tam tersi. Yani aslında belki de dünyada öyle düşündüğümüzü zannedip öyle olmayan en net şeylerden biri ama üstü çok kapalı, örtülü olduğu için belki de çok az konuşuluyor. Evet, yani acı görmesin dediğimiz hayvanlar arasında belki bazılarını saymıyoruz bile. İşte balık hayvan mıydı? Belki emin bile değiliz. Bunları olmasın dedikten sonra aldığımız bir ürünün nereden geldiğini, nasıl bir süreçten geçtiğini, hayvanların neler yaptığını, nasıl acılar verdiğini çoğunlukla bilmiyoruz. Bu düşünceyi savunuyoruz, çocuklarımıza bu düşünceyi belki aşılamaya çalışıyoruz. Onlara zarar vermemeliyiz, hayvanları korumalıyız, onlar bizim dostumuz diyoruz. Ama sonra belki de onları bu acıları çektikleri yerlere götürüyoruz. Ve aslında bugün tam olarak bunu neden yaptığımızı ve nasıl yapmaya teşvik edildiğimizi anlatmaya çalışacağım. Çünkü gördüğünüz gibi yani hepimiz bunun farkındayız ki söylediğimiz şeyle yaptığımız şey arasında çok büyük bir fark var. Yani gerçekte olan aslında söylediğim şeyin tam tersi. Hayvanlar her alanda, yani düşünebileceğiniz her alanda şu an benim bile bilmediğim, yani bu kadar senedir bunu araştırdığım için benim bile diyorum. Çünkü gerçekten hani sürekli bir şey okumaya, anlamaya çalışıyorum hayvan sömürüsüyle ve kullanımıyla alakalı ama gerçekten şaşırdığım şeyler oluyor. Ve biz de bu sistemin bir parçası haline geliyoruz. Peki nasıl geliyoruz? Öncelikle şeyi tabii ki fark ediyoruz değil mi yani, yaptıklarımızla düşündüklerimiz arasında çok ciddi bir fark var. Bir kere öncelikle bunun bizi nasıl hissettirdiğini bir düşünelim. Ben vegan olmadan önce kendimi böyle bir şeyin içinde hissediyordum. Sanki puslu bir bulutun içindeyim. Bir takım gerçekler var ama çok sisliler. Zihnimde böyle sisli hissediyordum gerçekten. Hayvanları sevdiğimi düşünüyordum. Onlara önem verdiğimi düşünüyordum ve onlara asla zarar vermeyeceğimi düşünüyordum. Gerçekten biri bana böyle bir soru sorsa, saçmalama tabii ki de ben hiçbir hayvanın bir kırılımı bile zarar görmesini istemem diyordum ama yaptığım şeyle düşündüğüm şey arasında çok gerçekten ciddi bir uçurum varmış. Bu uçurumla alakalı çok fazla düşünmüyorsunuz. Çünkü belki de bunu baskılamaya çalışıyorsunuz. Yani şimdi bir bilinç üstünüz var biliyorsunuz. Bir de bilinçaltınız var.
acıdan genellikle kaçınmak için bazı duyguları bilinçaltımıza itmeye meylederiz. Fakat bu onların olmadıkları anlamına gelmez. Bu rahatsızlığımızı devamlı baskılamaya çalışıyoruz. Aslında bu da bizde bazı değişimlere yol açıyor. Yani bugün anlatacağım bütün şeyler sadece hayvanlarla alakalı değil. Bugün anlatacağım bütün şeyler aslında bizlerin insanlar olarak kim olduğuyla alakalı. Bir yandan da. Şimdi alanım gereği çok fazla neyi nasıl düşündüğümüz üzerine kafa yoruyorum ve hani okumalar yapmaya çalışıyorum. Tabii yani bir yandan da toplumu da anlamanız lazım. Hani bireyi tek başına ele alamazsınız. Çünkü bizler insanlar olarak dünyanın geneli, hepsi olmasa da geniş topluluklar halinde yaşıyor. Ve şu anda hepimizin bildiği gibi aslında bu topluluklar birbirinden çok daha etkilenir hale geldiler. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz. Yani milyonlarca insanın birbirinin davranışlarına etkilendiği bir yerdeyiz. Ama şu an böyle birkaç saniyeliğine şeyi düşünmenizi istiyorum. Bildiğiniz şeyleri nereden öğrendiğinizi. Mesela ben öncesinde geriye gittiğim zaman hayvanlarla alakalı öğrendiğim her şeyi tamamen toplumun dayatmasıyla oradan buradan hiç belki de üzerine düşünmeden bildiğimi fark ettiğimde gerçekten kendimi hayatımla alakalı çok az kontrolü olan bir insan olarak hissetmiştim. Aslında temel olarak bizler toplumun şekillendirdiği insanlarız eğer hiç bunun üstüne bir şey koymazsak. Zaten bu çocukluktan başlıyor biliyorsunuz. Yani anne babanızı ilk örnek aldığınız figürler anne babanız oluyor. İşte ya da yakın aile çevresi. Okul olabilir. Okuldaki öğretmenleriniz olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Herkes size zaten belirli şeyleri belirli şekilde yapmanız gerektiğini söylediğinde sürekli bu doktrinleri, sürekli bu normları size aşıladığında bunun üzerine düşünecek zamanınız olmuyor. Bir de mesela hayatımı ben gözden geçirdiğim zaman hiçbir şey düşünecek fırsatım olmadığını fark ettim geçmişte. Yani işte küçüklükte şunu yap, bunu yap, onu yap. Ondan sonra okula git. Okul çok önemli bir alan bence. Yani okullarda ne öğretiliyorsa sizin hayatınızı değiştirebilir. Çünkü sadece ders çalışarak, sadece testlere giderek, sadece işte bir koşuşturma içinde, bir yarış içinde olarak oturup da kritik düşünmeyi gerçekten gerçekleştiremiyorsunuz ve köreliyorsunuz aslında. Yani sorgulama yetiniz köreliyor. Bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük bence sorgulama yetisini elinden almak. Bir insanı otoriteyi tamamen boyun eğen, ne denirse, çevreden ne duyarsa onu uygulayan biri haline gelmek bence yapabileceğiniz en kötü şey. Ve genele baktığımız zaman da maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani tamam belki yavaş yavaş bazı şeyler sorgulanmaya başladı ama genellikle komutlara uyduğumuz bir ortamdayız. Şimdi Milgram deneyi sadece psikolojiyle ilgilenen ya da psikoloji okuyan insanların bildiği bir şey değil. Çok bayağı ses getirdi bütün dünyada. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama kısaca anlatayım yine. Stanley Milgram diye Yale Üniversitesi'nde bir psikoloji profesörü var. Ve 1960'larda insanların otoriteye boyun eğmesiyle alakalı bir deney yapmaya karar veriyor. Bu deneyin de çıkış noktası İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin aslında gerçekleştirdiği korkunç eylemler. Çünkü 50'lerin sonunda 60'ların başına doğru yargılanan bir üst düzey bir Nazi subayı kendisinin sadece emirlere uyduğunu iddia ediyor yargılaması sırasında ve aslında masum olduğunu söylüyor. Şimdi bu açıdan bakacak olursak ortaya çok değişik bir tablo çıkıyor. Yani bu zamana kadar hani psikoloji biliminde de bunlar araştırılmadan önce veya şimdi bile aslında insanları çok kötü insanlar olarak tanımladığımızda biraz yüzeysel kalmış oluyoruz. Çünkü onlara göre de onlar otoritenin kendilerinden yapmasını bekledikleri şeyi yapıyorlar ve bunda zaten hiçbir sorun yok. Şimdi bu insanları tabii ki şu anda yaptıkları şeyin yanlış olduğunu bildiğimiz için suçlayabiliyoruz ama peki bizim otoriteye boyun eğdiğimiz ve yanlış yaptığımız şeyler ne olacak? Belki de bundan bir 10-20 sene sonra da birileri bize çıkıp diyecek ki siz hayvanlara ne yaptınız ya? Nasıl bu kadar korkunç şeyler ırım onların başına gelmesine izin verdiniz ya da bir çiftlikte ya da bir kesim halinde hayvanları öldüren ya da bir üzerinde deney yapan insanlara bunu sorduklarında onlar da belki şunu diyecekler. Ama o zaman bunu yapmak normaldi.
bunu yapmanız söyleniyordu. Patronum, işte annem, babam ya da kimse o otorite figürü. Ben sadece onun söylediklerine uydum. Ve hatta bunu yapmak yasalarca destekleniyordu. Hatta yapmamak benim işimden olmama, işte bulunduğum mevkiden olmama neden olacaktı dediklerinde aslında tarih kendini tekrarlamış oluyor. O yüzden de aslında toplumu anlarken, insanları anlarken otorite ilişkilerini çok iyi anlamamız gerekiyor. Bizim otoriteyi nasıl algıladığımızı çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi deneyden de kısaca bahsedeyim. Deney şu. Şimdi sağ üst köşede görüyorsunuz, bir laboratuvar ortamında gerçekleştiriliyor deney. Bir deneyi yapan var, o teacher deniyor. İşte otorite figürü o da diyebilirsiniz. Bu student denilen aslında böyle kapalı alanın, odanın diğer tarafında bulunan, hiç görünmeyen kişi. Bir de denek var. Bu denek, içeride görünmeyen kişiye bir soru sorması isteniyor denekten ve denek yanlış cevap verirse artan düzeylerde volt elektrik kendisine verilmesi söyleniyor. Otorite olan tarafından, yani işte deneyi yapan tarafından. Şimdi ne olmasını beklersiniz? Ben işte lisansta hoca bu deneyden bahsederken soru sormuştu. Sizce ne olmuştur diye işte. İnsanlar ne yapmıştır, bu şeyi vermişler midir falan. Çoğunlukla hayır canım, vermemiştir yani. Karşıdakine hani ne olursa olsun, yani bir şeyi yanlış bildi diye elektrik vermek, acı vermek. Hani kimse böyle bir şey yapmamıştır ya da çok az kişi yapmıştır demişti. Deneyin sonucunda aslında katılımcıların üçte ikisinin bu verilen komutlara uyduğu ve karşıdaki deneyin bir süre sonra cevap vermeyecek şekle gelene kadar elektrik vermeyi kabul ettiği öğreniliyor. Tabii bu arada elektrik falan verildiği yok. Bu bir deney ve deneyde aslında ses kaydediliyor. İşte verilen elektriğe göre o kişinin işte yapma ne olur, işte çok acı çekiyorum, bırak artık falan gibi sesleri kayıt cihazından dinletiliyor. Fakat aslında burada görmek istedikleri deneyin ne yapacağı, deneyin denekin davranışları, öyle söyleyeyim. Ve Stan Milgram da bunun üzerine şöyle bir soru söylüyor. Katılan deneklerin güçlü vicdani duyularıyla saf otoriteyi çeliştirdim. Ve kurbanların acı dolu çığlıklarının eşliğinde genellikle otorite kazandı. Yetişkin insanların bir otorite makamını komutası doğrultusunda her şeyi göze almakta gösterdikleri aşırı isteklilik, çalışmamızın acilen açıklama gerektiren en büyük bulgusudur diyor. En önemli bulgusudur diyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü aslında yaptığımız davranışları maalesef bu otorite çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu otorite toplumu kendisi de olabilir bu arada. Bu otorite normlar da olabilir. Her zaman bir denek, işte bir öğretmen, bir komutan, bir polis, bir otorite figürü, yani reel olarak görünen bir otorite figürü olmak zorunda değil. Ve bu noktada aslında hayvanlar açısından bakacak olursak, otorite toplumun kendisi. Otorite bütün bu türcü düşünceler, otorite hayvanları kullanan bütün bu sistem. Yani bugün bile insanlar vegan olurken bazen düşünüyorlar, ya hani başkaları ne der? Ya da herhangi hayatınızla alakalı bir şey düşünün, yapmak istediğiniz ama çekindiğiniz. İşte o başkaları aslında bir otorite haline geliyor sizin hayatınızda ve onlara uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Onların dediklerini bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, kendi çocukluğumdan bazı fotoğraflar koydum. Şimdi tabii bütün bu sistemi anlamamız için nasıl bir düzeneye, nasıl bir sisteme doğduğumuzu ve nasıl bir yerde yetiştiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bazen insanlarla konuşurken şey diyorlar bana. Ya işte siz vegansınız, beni anlamıyorsunuz, ben değilim işte. Şöyle şeyler diyorum ki, ben de değildim ki bir zamanlar. Zaten hani vegan olma, yani vegan olunca başka biri olmadım ki ben. Belki söylemde bir şey var, bir şey olmak, aslında bir şey olmuyorsunuz. Sadece bir konuyla alakalı bir farkındalık kazanıp ona göre davranmaya başlıyorsunuz aslında. Bir şeylerden haberiniz oluyor. Şimdi değildim derken neydim peki? Ondan biraz bahsedeyim. Ben de aslında hiç bir farkı olmayan herkes gibi, çoğunluk gibi diyeyim ya da işte hayvanları sevmek için işte hayvan bahçesine götürülen, ondan sonra çok seviyorum diye işte abantta gel kızım sen seversin deyip ata bindirilen, işte şimdi hatırlıyorum mesela geriye dönük hatırladığım zaman o atın ne kadar yorgun, ne kadar hasta görünümlü, ne kadar korkunç vaziyette olduğunu şimdi tekrar geriye döndüğüm zaman hatırlıyorum.
Ya da işte gel kızım işte ne bileyim Yunus Parkı'na gidelim orada onlara bakarsın. Yani aslında hayvanları sevmeyi onların tutuldukları alanlarda ziyaret etmek olarak anladığım, öyle zannettiğim, işte ne bileyim bazı hayvanları daha gördüğüm ve sevdiğim ama bazılarını da yediğim, yemem gereken, yemezsem büyümeyeceğim gibi gibi aslında öğretilerle büyütüldüm yani hepimizin bildiği şeyler. Çünkü aslında böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani hani biz nasıl böyle olduk sorusunun cevabı çok basit. Yani bir etrafımıza bakın. Ya dışarıda hep beraber bir gezintiye çıksak ve olaylara o gözle baksanız aslında bunu göreceksiniz. Yani görünmeyen bir ideoloji var dışarıda. Psikolog, vegan psikolog Melanie Joy buna karnizm diyor mesela işte yani diyor. Göremezsiniz yani belki direkt karnizm olarak belki baktığınızda şey yapmasanız ama pratiklerini çok rahat görebileceğiniz, hayvanların her alanda kullanıldığı ve bunun gayet normalleştirdiği bir yerdeyiz. Biz zaten bu yere seçerek gelmiyoruz ki. İnsanlara bazen şey diyor işte çocuğunuzu vegan mı besleyeceksiniz, bu onun işte haklarını elinden almak değil mi, pek seçeneği olması gerekmiyor mu? Peki biz hayvanlara bütün bunların yapılmasına dahil olurken bunu seçtik mi? Yani ben kesinlikle hani diyorlar ya işte siz de cemaat gibisiniz ya bir işte şey gibisiniz bir topluluksunuz acayip katısınız böyle o veganlar olsun şey. Hayır aslında en büyük cemaat bu yani. Hani en büyük doktrin bu. Yani o kadar büyük ve o kadar normalleşmiş ki ya ben bunu yapmak istemiyorum bu yanlış bir şey dediğinizde size siz sen anormalsin diyor. Yani o derece birbirine bağlı, o derece yaptıklarını normalleştiren bir aslında yapı var ortada. Şimdi insanlar olarak hani diyoruz ya şey işte insan çok zeki işte uzaya gidiyoruz işte buluşlar yapıyoruz vesaire vesaire. İyi yaptığımız şeyler bence de var kesinlikle. Ama bence bir konuda yanılıyoruz. O da hata yapma ihtimalimiz olduğunu düşünmüyoruz. Yani insanlık olarak böyle genel söylem insanlar işte hep doğru olanı yaparlar yani mevcut şeyler çünkü mantıklıdırlar işte birazdan ona geleceğim. İnsan neyle öne çıkar? İşte hayvandan neyle ayrılır? Mantığıyla ayrılır, aklıyla ayrılır. Ama bir yandan da inanılmaz derecede manipülasyona açık ve inanılmaz derecede mantık hataları yapan bir durumdayız. Yani bunu açıklayan şey bence şu olmalı. Kendimizi bence o dev aynasından indirmemiz gerekiyor. Tür olarak konuşuyorum bunu, kişi bazında da değil. Ve tam olarak yaptığınız şeylerin arkasındaki nedenini sadece görsel olarak görmemenin bile bize o şeyi yaptırabildiğini de anlamamız lazım. Zayıflıklarımızı anlamamız lazım. Nasıl manipüle edildiğimizi, nasıl bağlantıyı bir türlü kuramayacak hale geldiğimizi anlamamız lazım. Evet, şimdi biraz önce bahsettim işte çocukluktan beri ya da genel söylem işte insanlara soruyorsun. Hayvanları önemser misiniz? Onların işte acı çekmesini ister misiniz ya da izin verir misiniz? Herkes hayır, hayır kesinlikle. Hayvanları önemsemeliyiz, çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamalıyız, hayvanları korumalıyız. İşte Instagram'da hashtaglere bazen giriyorum. Hayvanları koruyalım, binlerce, on binlerce post. Hayvan şiddet suçtur, çok güzel. Ama sonra bir yandan mesela hayvanları koruyalım. İşte bunu genelde şeylerde görürüz maalesef ki, bunu bu arada yine suçlamak için söylemiyorum ama benim de yaptığım şey, hayvanları koruyalım, işte bir etkinlik oluyor, bir şey oluyor, bir eyleme gidiyorsunuz, işte kediler, köpekler, işte onları koruyalım sonra ama arkadaşlar nereye gidelim? Hadi bir kebap yiyelim. Şimdi tabii ki o an hani bunu bilerek ya ben işte diğerini önemsemiyorum, hadi gideyim onun bedenini yiyeyim gibi değil ama alttan alta yani bir şeyler biliyoruz aslında ve bu bizim içimizde bir çelişki yaratıyor. Hiçbir şey bilmiyor da değiliz bu arada. Ve o çelişki çok can sıkıcı bir şey. Çünkü insana şunu söylüyor, içinden bir ses yanlış yapıyorsun diyor yani. Ve ben mesela veganlığı duyup işte henüz vegan olmadığım zamanlarda sinirlenmiştim ya. Resmen tepki gösteriyordum işte
duvarda bir balık da yeme diyordu. Ya abartıyorlar bunlar da. Çünkü o sırada şeyi düşünüyorum. Ya ama ben balık yiyorum, ben yanlış bir şey yapıyorum. Yani insanlara bu arada neden sinirlerinde baktığınızda içlerinde hep bir şey görürsünüz yani. O çelişki olması çok muhtemeldir. İşte o yüzden de mesela birisine böyle bir şey söylediğin zaman çok kızgınlıkla yaklaşması, bazen işte bana yorumlar geliyor, senin Allah belanı versin, işte sen kimsin ki bize böyle şeyler söylüyorsun, işte sen kendini ne sanıyorsun işte vesaire. Aslında o kızgınlık, yanlış yapıyorum. Yani bir şeyler yanlış gidiyor kızgınlığı. Çünkü insanlar olarak biz tutarlı olmayı isteyen bir türüz. Ve bu tutarsızlık bizim canımızı sıkıyor. Fakat tutarsızlığı gidermenin yolunu, davranışımızı, düşüncemize uyumlu hale getirerek genelde yapmıyoruz ya da yapamayacağımızı düşünüyoruz. Genelde nasıl yapıyoruz? İnkar mekanizmalarıyla, çeşitli psikolojik savunma mekanizmalarıyla yapıyoruz. Hayır ya, onlar yanlış, onlar, ben doğru biliyorum, benim yaptığım yanlış değil işte vesaire vesaire gibi biliyorsunuz zaten. Yani şunu da ekleyeyim, hani kimsenin bitkilerin canı falan düşündüğü yok. Hani bitkilerin canı var mı dedikleri zaman, bir dakika ya, onlar da yanlış. Peki ya bitkilerin canı dediği noktada aslında içinde rahatsız olduğu şeyi bir şekilde giderme ihtiyacı ve suçu karşısındaki ne atma ihtiyacından kaynaklanıyor. Biraz önce bahsettiğim şey, şimdi çelişkileri meşrulaştırmamız lazım. Bireysel olarak çelişkileri işte atıyorum bahaneler uydurup başkasına kızıp o yanlış yapıyor deyip ya da Amerika'nın oyunu deyip bunu geçiştirebiliriz. Bu arada bunu dün duydum çevre festivalinde, ben o sırada standta yoktum, biri gelip bakmış böyle ne bu vegan Amerika'nın oyunu demiş, gitmiş falan. Yani bütün bu başkasına attığımız suçlar aslında sadece böyle bireysel olarak da şey olmuyor yani, sistemsel olarak da bir şeyler bulmamız lazım bunları meşrulaştırmak için. Şimdi bunlardan iyi ki eşitsizlik savunusu. Yani eşitsiz bir dünya yaratırsak yaptığımız eşitsiz davranışları meşrulaştırabiliriz. Düşünsenize sürekli adaletin, işte hakların teslim edildiği bir dünyada kolay kolay eşitsizlik yapabilir misiniz? Kolay kolay kendinizi kandırabilir misiniz? Hayır. Yapamazsınız. O yüzden eşitsiz bir dünya yaratılması gerekiyor meşrulaştırmak için çelişkileri. Bol bol manipülasyon yapmamız gerekiyor ve yalan söylememiz gerekiyor. Ve mecburiyet yanılgısı. Yani aslında yapıyorum ama hani belki çok da bundan memnun değilim ama ya mecburum, ne yapayım? Ben de yaşamam lazım. Artık buna da göz yumalım gibi. Aslında üç tane şey yapabilirsiniz. Bu arada bu sadece veganlıkla alakalı değil. Düşündüğünüz zaman hayattaki bir sürü çelişkiyi yine bu tarz şeylere oturtup, yani toplumdaki bütün eşitsizlikleri, yanlış giden şeyleri bu şeye oturtabilirsiniz. Şablonu oturtabilirsiniz. Şimdi eşitsizlik savunusundan başlayalım. Eşitsiz bir dünya nasıl yaratacağız çelişkilerimizi ya da yaratıyoruz çelişkilerimizi gidermek için? Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar kendilerini kategorilere ayırıp birinin diğerinden daha üstün olduğunu düşünüp bunu da böyle sistematik olarak, kurumsal olarak yerleştirme güdüsü içindeler günümüz dünyasında. Şimdi insan diyor ki işte Tanrı'nın olduğu durum ve olmadığı durum olarak da ayırabiliriz. Ben en üstün, yeryüzündeki, Tanrı'dan sonra olabilir, hani yine bu şeyde şablona göre, en üstün varlığım. Ama burada da aslında insanlar en üstünüm ama onun da dereceleri var diyor ve işte kadın olmayan, işte beyaz ırk olmayan, hayvan, insan olmayan ya da işte doğayı vesaire falan daha alt bir konuma koyup İşte daha yukarıda zengin, beyaz, işte cis hetero erkek gruplarının daha avantajlı olduğunu, daha üstün olduğunu söyleyen böyle genel bir mekanizma yürütüyor bu eşitsizlik anlamında. Ve burada da çok önemli bir nokta var bu arada. Şimdi avantajlı, medeni diyeceğimiz bütün gruplar kültürün olduğu yerde duruyor. Ve aslında haklara ulaşımlarının olduğu yerde duruyor. Yani siz baktığınız zaman taşrada yaşayan, işte zengin olmayan, fakir bir kadın ve onun yanında beraber yaşadığı tavuğu diyelim, haklardan çok daha mahrum, çok daha sömürülmeye açık bu şeye göre, zihniyete göre bir hale gelmiş oluyor ve o grubu bir resource olarak, yani bir kaynak olarak görmeye başlıyor yukarısı. İşte ne oluyor? İşte zengin şehirlerdeki, işte bilmem ne şirketindeki CEO'lar işte gidip oradaki halkın, insan veya insan olmayan halkların kaynaklarını, işte elindekileri, varlıklarını sömürmeye başlıyorlar ve onların
bir kaynak olarak görülmesinden dolayı aslında kendi hakları kadar bir haklar olmuyor. Yani bir ayrım yapıyor çünkü bir şekilde. Yani bunu da en iyi anlatan şey herhalde şeydir ya. Yani doğanın hakkı yok. Bir hakkı yok aslında doğanın, yani alınıp satılabilir bir eşya olarak görüyor. Hayvanlar da öyle. Peki kimin hakkı var çok saçma bir şekilde? Şirketlerin. Yani canlı olmayan, sadece bir dört duvarın içinde 2-3 bilgisayar koyduğunuz ve bir şeyler satan bir yapı canlılardan daha hak sahibi. Yani bu herhalde günümüz dünyasının, günümüz dünyasını en iyi anlatan şey olabilir. Sonra bu mesele işte biraz önce anlattığım şey. Nasıl eşitsizlik sağlayacaksınız? Hayvanları nasıl kullanacaksınız? İnsanlar daha üstün diyerek. Şimdi zaten birisi birinden daha üstün olduğunu iddia ederse o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani ben sana bunları yapıyorum ama çünkü ben daha üstünüm. İşte ne bileyim. İşte bir erkek bir kadına da bunu söyleyebilir mesela, yani işte. Hani sen şunu şunu yapamazsın, ben bunu yapabilirim. Çünkü ben senden daha üstünüm. Yani aslında devamlı bir arada eşit olmayan bir durum, bir alt üst ilişkisi kurduğumuz zaman bu çok normalleşiyor. Şimdi insan merkezcilik öyle bir şey ki, yani hepimizin de mensup olduğu bir grup olduğu için insanlar şey yapamıyoruz, kendimizi mesela o gruptan çıkartıp da dönüp bakamıyoruz, objektif olamıyoruz bazen gerçekten. Yani bu böyle zehirlenme gibi bir şey. Patrice Jones diye biri var benim çok sevdiğim bir aktivist. Aynı zamanda yazar, aynı zamanda ekofeminist, ekofeminizmin öncülerinden öyle söyleyeyim. Ya o bir konuşmasında şunu demişti. Ya bu ayrıcalıklı olma hali, insanlar olarak ayrıcalıklı olma hali öylesine her yeri kaplamış bir şey ki ve biz bu ayrıcalıklarımızdan dolayı o kadar korkunç şeyler yapmayı kendimize hak görüyoruz ki bunu anladığımızda midemiz bulanacak. Hasta hissedeceğiz ve gerçekten bazen kendimi hasta hissediyorum. İnsan olmaktan bazen utanıyorum yani gerçekten. Yani bunu her şeyi kendine hak görmek, her şeyi yapabileceğini düşünmek. Yani gerçekten bunu şey yapmadan, değiştirmeden de eşit bir dünyada yaşayamayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Çünkü aslında insan dediğimiz, yani diğer hayvan türleriyle bu dünyada ve diğer canlılarla bu dünyada yaşayan herhangi bir tür aslında. Yani bunu bence daha fazla düşünmemiz ve bu fikri daha fazla sahiplenmemiz gerekiyor. Varsa biri diğerinden daha üstünse bir ayrımcılık ortaya çıkıyor hepinizin bildiği gibi. Hayvanlara yaptığımız bu ayrımcılığa da türcülük deniyor. Şimdi düşünsenize, işte doğuyorsunuz bu dünyaya ve insan değilsiniz. Otomatik olarak sadece insan olarak doğmadığınız için artık sizi türcülükle mücadele etmeniz gereken bir yaşam bekliyor. Ve bu yüzden ölebilirsiniz. İnsan olmadığınız için ölebilirsiniz. İnsan olmadığınız için haklarınız anında elinizden alınabilir. İnsan olmadığınız için işkence görebilirsiniz. Sadece bir türe mensup olmadığınız için. Şimdi ben bir şeyleri bağlantılayarak anlatıyorum. Bunu da önemsiyorum açıkçası. Çünkü her şey birbirleriyle bağlantılı. Yani dünyada birbirleriyle bağlantılı olmayan şey az bence. Bu alanda çalışan, yani ayrımcılık alanında, işte antropoloji alanında özellikle çalışan kişilerden de öğrendiğim ve sonra da tabii bunun üzerine çok fazla düşünme imkanı buldum bir durum var aslında. O da ayrımcılığın öğrenilen bir şey olduğu ve çok eskiden beri aslında kültürden kültüre, işte jenerasyonlar jenerasyona aktarıldığı ve çok fazla çeşitlerinde birbirleriyle bağlantılı olduğu. Şimdi türcülük neden bunun kökeninde yatıyor? Çünkü insanlar olarak tarihsel sürecimizde aslında işte o evcilleştirme dediğimiz o süreçte ilk başta kendi türümüzden olmayanları sömürmeyi öğrendik. İlk başta onlardan faydalanıp onlara haksız şeyler yapmayı öğrendik. Ve bunu bir noktada öğrendiğiniz zaman ayrımcılık öğrendiğiniz bir davranış biçimi oluyor. Kime yaptığınızdan bağımsız olarak. Yani siz şunu öğreniyorsunuz. Biri bir diğerinden daha az üstünse ya da işte bir diğeri bir diğerine tahakküm edebiliyorsa, söz geçirebiliyorsa, o zaman onun öbürüne olumsuz şeyler yapma hakkı vardır. Yani bu mantaliteyi zaten öğrendiğiniz zaman bir sürü insana bunu uygulayabilirsiniz ya da işte bir sürü
insan olmayana da bir sürü kişiye diyelim onu uygulayabilirsiniz. Zaten baktığımız zaman yani yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor. Bir insan bir konuda bir ayrımcılığa sahipse diğer konularda ve diğer gruplara da karşı otomatik olarak ayrımcı olma potansiyeli taşıyor. Bunu hatta böyle ölçümlüyorlar yani hani anketlerle vesaireyle. Dolayısıyla işte içimizdeki türcülüğü yıkabildiğimiz zaman, değiştirebildiğimiz zaman dünyaya olan bakış açımız da değişecek aslında. Yani ayrımcılığın neden yanlış olduğunu çok derin bir yerden, çok temel bir yerden anladığımız zaman birbirimize de bu ayrımcılıkları yapmamaya başlayacağız aslında. Şimdi türcülük sadece işte o hayvandır, benden daha az üstündür, daha aşağıdadır, ben ondan daha üstünüm demek değil bu arada. Bütün ayrımcılıklar gibi aslında bunun da 4 tane boyutu olduğunu söyleyebiliriz. İşte kurumsal boyutu, yapısal boyutu, kişiler arası ve kişisel boyutu. İşte kurumsal boyutunda bu yasalar, işte kanunlar, bayağı böyle hakkınızı arayamadığınız bir ortam. İşte bunun yapısal olması da bunu arttırmak için yapacağınız lobicilik faaliyetleri. Ondan sonra işte kişiler arası türcü değil olabilir ya da ayrımcı değil olabilir ve kişisel de aslında sizin içinde düşündüğünüz ayrımcı düşünce ve davranışlar olarak böyle 4 ana şeye ayırabiliriz. Şimdi örnek vermek gerekirse hani bulduğumuz üçgülerinden verelim. Hani kurumsal olarak yasalar nezdinde nedir? Hiçbir hakkı yoktur, eşyadır. Bütün bu arada hani biliyorsunuzdur artık muhtemelen ama hayvanlar yani dünya üzerinde hani kimi şeylere göre, yasalara göre işte hissedebilir canlı olarak şey yapsa da aslında eşya şeyinde, konumunda yani statü olarak eşya nasıl bir masanın işte bir artık neyse nasıl ele alınıyorsa o şekilde ele alınıyorlar. Yapısal olarak bir endüstrinin, farklı endüstrilerin kaynağı, bir hayvan birçok endüstrinin işine yarayacak bir kaynak olabilir bu arada. Ben sadece et ve deneyi yazdım ama hayvanların çok parçaları zaten yani bir sürü endüstrinin bir sürü malzemesi haline gelebiliyorlar. Kişiler arası, işte domuz dediğimiz zaman hep böyle kötü bir şey. Hatta işte Amerika'da falan da mesela polislere genelde domuz şeyi yapılıyor işte onlara tepki göstermek için ama hani hala bazen yorumlara bakıyorum hani gösterdiğiniz tepkinin domuzlarla ne alakası var falan bazı yerlere yazıyorum ama artık sadece okuyorum çünkü çok fazla oluyor mesela. Ama geldi pis bir hayvandır işte, onu söylenen kişiden de nefret edilir vesaire. Ha, tamamen türcü bir dil. Ve kişiler olarak da içten içe, evet ya ben herhalde bir domuzla daha önemliyim yani hani. Tabii ki de diyeceğim, o bilinç altındaki kendimi üstün görme hali. Evet ve ikili dünya görüşü de aslında bu eşitsiz dünyanın sağlayıcılarından biri. Şimdi ikili dünya görüşü şunu söylüyor. Dünya ikiye ayrılır. İki zıt kutuba ayrılır. Ve bu zıt kutuplardan bir tarafı diğerinden üstündür. Şimdi zaten böyle baktığımız zaman bütün dünyadaki işte belki yanlış giden şeylerin, bütün o ayrımcı zihniyetin aslında bir özetini görebilirsiniz. Şimdi böyle yaptığımız zaman sadece dünyayı hani iki seçeneğe ayırıp sınırlandırmakla kalmıyorsunuz. Çünkü dünya ikiye ayrılabilmesi imkansız bir yapı bence yani. Bir sürü farklılık var yani her yere baktığımız zaman yani doğaya bakalım, kendimize bakalım o kadar çok çeşitlilik var ki yani. Birinci zaten falsoyu burada yapıyor, ikiye ayırıyor ve diyor ki hani biri diğerinden üstün. Ve aynı zamanda da tarafları da birbirleriyle ilişkilendiriyor. Yani diyor ki üstün olan taraflar da birbirleriyle ilişkilidir. İşte erkek olmak beyaz ırkla, mantıkla, kültürle, insan olmakla, akılla ilişkilendirilirken işte kadın olmak ya da erkek olmamak işte beyaz olmayan ırkla, duygularla, doğayla, hayvan olmakla, bedenle ilişkilendirilir diyor ve ikisi arasında da aslında bu benzerliği kurmaya doğru gidiyor. Hani bu şeylerle işte ya işte kadınlar duygusal falan mesela örnek olarak şey yapalım. Şimdi bu görüşün en büyük işte ortaya atanlarından biri olan ve rasyonalizmin de işte öncülerinden biliyorsunuz filozof Descartes var. Kendisi işte bu ikili görüşte hayvan olma kısmıyla alakalı şunu söylüyor. Yani diyor hayvan evet yiyor, içebiliyor, evet hareket ediyor. Belki bizim yapmadığımız bir makine ama yine de bir makine diyor. Çünkü sadece diyor yiyor, içiyor işte
Hani uyuyor, kalkıyor, yürüyor. Yani hani dış kılıyor. Evet, belki bunu düşünmüştür. Ama bu diyor biyolojik bir makine diyor. Yani saate benzer aslında diyor. Hani basit bir makine değil, komplike bir makine ama bir makine diyor. Çünkü neden peki makine diyor? Çünkü insan değil diyor. Çünkü aklı sadece insan olmakla ilişkilendiriyor. Yani düşünüyorum öyleyse varım. Lafı böyle senelerce çok hala bile işte popüler ve böyle şey yapılan, hani arkasında durulan bir laf olduğunu genelde görürüz ama yani bir kere hani düşünüyorum öyleyse varım ama ne düşünüyorsun, nasıl düşünüyorsun ya da neden sadece senin düşündüğünü zannediyorsun ve sadece senin düşündüğünü zannetmen biraz da tam olarak düşünmediğini ya da belki de geniş kapsamda düşünmediğini gösteriyor ama tabii bu bakış açısına göre sadece insan düşünebilir, geri kalanları zaten düşünemez. Şimdi bunu çok geride kalmış bir bakış açısı olarak belki şey yapabiliriz ya işte Descartes ölmüş gitmiş artık ben hani herhalde hayvanların makine olduğunu düşünmeyiz yani falan gibi içimizden geçirebiliriz ama hayır. Hayvanları hala birer makine olarak görüyoruz. Kaynak olarak görüyoruz, eşya olarak görüyoruz ve makine olarak görüyoruz. Şimdi bir düşünün. Tavuk yumurta verir. Tavuk bu ne demek? Tavuk yumurta veren bir makinedir demek. Yani hayvanlara makine muamelesi yapıyoruz. Onları bir yere tıkıp onlardan maksimum şekilde yumurta almaya çalışıyoruz. Halbuki bu hayvan yumurta vermek için bu dünyada varlığı yok ki. Ya da inek süt verir. Yine bir yani bir otomattan bahsediyor gibi sanki. Yani hiçbir hayvanın böyle bize bir şey vermek gibi bir kaygısı yok. Ve otomat gibi cansız olup ona para attığımız bir şey de değil. Ona bazı işkenceler, ona bazı acılar yaşattıktan sonra elde ettiğimiz şeyler bunlar. Yani dolayısıyla aslında hayvanların makine olma şeyini hala kaybetmedik. Bu düşünceyi zihnimizde, bilinçaltımızda hala tuttuğumuz bir şey bu. Evet, haklarınız olmazsa ya da işte ayrımcılığa maruz kalıyorsanız, dezavantajlı gruplar içine sokuluyorsanız, o zaman nesneleştirilme de gerçekleşiyor. Yani bu eşitsizliğin bir parçası olarak. Şimdi bu iki görseli ben işte veganlık ve feminizmle alakalı işte atölyeler falan da arada yapıyorum. Orada kullanmıştım aslında şeyi anlatmak için. Metalaştırma kavramının aslında hayatımızda olan bakış açısını anlatmak için. Şimdi işte biliyorsunuz işte kadına yapılan ayrımcılık işte bunu ben medyada yüksek lisansta falan da bayağı bir şey yapmıştım. Üzerine çalıştığım bir şeydi. İşte medyadaki kadın görünürlüğü nasıl? Özellikle reklamlarda. İşte buna baktığımız zaman kadının çoğunlukla işte parçalarının ön plana çıkarıldığı, bir meta gibi gösterildiği, işte bir tüketim algısını işte pompalamak için aslında kullanıldığı vesaire bir durum ortaya çıkmıştı. Ve bunun aynısının aslında hayvanlar için geçerli olduğunu da söyleyebiliriz. Yani hem algısal olarak hem de gerçekten real olarak da yani hakikaten sadece şey olarak da değil bu arada hani nesneleştirmek soyut anlamda da değil. Hayvanlar gerçekten birer nesne haline getiriyorlar. Yani markete gidip satın aldığınız bir şey haline geliyorlar. Yani işte bir tavuğu yolda görseniz belki aa tavuk dersiniz. Sonra markete gidiyorsunuz ve tavuğun etiket üzerine yapıştırılmış ve bir plastik içine konulmuş bir şekilde görüyorsunuz. Ve o tavuk olmaktan artık çıkıyor. Herkes için çıkıyor fakat zihinlerimizde de o çıkma hali bir türlü bağdaştıramıyoruz yani. O tavuğun o tavuk olduğunu da bağdaştıramıyoruz çünkü nesne hale gelmiş oluyor artık. İşte bu biraz önce bahsettiğim aslında toplumsal statü mantığı. Yani hayvanlar, canlı, korumamız lazım vesaire dediğimiz hayvanların ne kadar nesneleştirdiklerini belki gördükçe, baktıkça insanın gerçekten böyle hani nutku tutuluyor diyebilirim yani. Hakikaten öyle şeyler hani yeni kitaplar okudukça da mesela biraz şeyin iş dünyasıyla alakalı işte hayvancılık sektöründe yapılan uygulamalarla alakalı son zamanlarda bazı şeyler okuyorum işte bu undercover işte investigation'lar falan oluyor işte oraya giriyorlar gizli kameralarla bir an çekiyorlar. Yani hayvanların yerlere can yani ölsün diye yere vurularak öldürülmelerinden tutun. Yani aklınıza gelebilecek yani hani bunu bir masaya yapmazsınız yani hani öyle muameleler ve öyle şeyler yapılır çünkü işte tam da bu yüzden. Hani insanlar diyor yani işte eziyet etmek işte kanuna göre de yasak, işte ne bileyim şudur budur falan, hayır. Sokaktaki kediler, köpekler bile ya çoğu insan seviyor işte koruyor, güya bakıyor vesaire dediğimiz kedileri, köpekleri koruyabiliyor muyuz? Hayır koruyamıyoruz çünkü neden? Onlara bir şey yapıldığı zaman, onlar zehirlendiği zaman, işte uzuvları kesildiği zaman, başlarına bir şey geldiği zaman mahkemeye gidiyorsunuz, mahkeme
size şunu söylüyor, yani ben cezayı ancak eşyaya, mala zarardan verebilirim diyor. Çünkü bu hayvanlar mal, buradaki nesnel olarak gözüküyor anayasaya göre diyor. Ve en fazla ne yapıyor? Sahibi varsa, sahibinin eşyasına zarar geldiği için ancak hani o kişinin maddi zararı var diye sadece bir şey verebiliyorlar, ceza verebiliyorlar. Yani dolayısıyla bunun üstünde son derece son derece durmamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde kaldıkça biz hayvanları hiçbir zaman koruyamayız. Hiçbir hayvanı koruyamayız yani. Çünkü en nihayetinde dönüp dolaşıp yasa diyor ki bize, kusura bakma yani bunlar resmi olarak gözüküyor ve biz bu şekilde uygulama yapmaya devam edeceğiz diyor. Ve cezasız kalan her şey kendini tekrarlamaya devam eder. Yine böyle bir hayvan hakları eylemiydi ama kediler ve köpekler için de. Biz de işte o tarz eylemlere gidip şey yapmaya çalışıyoruz işte. Pankartlar açıyoruz, diyoruz ki işte lütfen diğer hayvanları da görün. İşte kediler ve köpekler için buradayız. İşte diğer hayvanlar çok acı çekiyor. İşte mezbahaya da hayır, ona da hayır, ona da hayır falan diye sloganlar atıyoruz. Elimizde pankartlar var falan. Bir gün yine böyle bir eylemde işte o başka bir dernek, adını bilmiyorum işte. Onun sorumlularından biri geldi böyle şey falan dedi işte. Ya siz nereden çıkıyorsunuz sürekli? Bize ne ver anlatsa, ne alakası bu kolumuzla falan filan dedi böyle. Yani tam olarak bununla alakalı tabii demeye çalıştık ama kendisi o sırada böyle kendini çok kaptırmıştı, bize duyamadı fazla. Yani düşünsenize hani mensup olduğunuz tür hiçbir şekilde ne anayasal olarak ne işte toplumsal olarak ne bireysel olarak korunabiliyor. Ondan sonra da biz bunları ayıracağız. Biz bunları nasıl ayıralım? Yani insan olmayan hayvanlar satılmaya devam ettikçe, bir nesne olarak görüldükçe aklınıza gelebilecek her türlü işkence kendilerine yapılması normal sayıldıkça biz nasıl genel olarak hayvanları koruyabiliriz? Bunu anlamamız gerekiyor. Evet, şimdi burada eşitsizlik savunusunu bitirdik. İşte şeyden bahsediyoruz, yeni gelenler vesaire takip edemeyenler için varsa nasıl bu çelişkilerimizi meşrulaştırıyoruz veya onlar meşrulaştırmamızı yardım ediyorlar aslında. Manipülasyon ve yalan üretimine bakalım isterseniz. Şimdi kayıp gönderge diye bir kavram var. Bu etin cinsel politikası kitabını bilenleriniz vardır belki. Carol J. Adams'ın bu kitapta ortaya attığı bir kavram. Diyor ki Adams, eğer diyor bir şeyi parçalarına ayırırsanız ve bunu gerçekte realde olduğundan çok daha farklı bir düzlemde sunarsanız, yani özetle bağlamından koparırsanız, o zaman bunun bütününün anlaşılması mümkün olmaz diyor. Yani bu peynire baktığımızda ne görüyorsunuz? Bir yiyecek görüyorsunuz değil mi? İşte şey olmuş, rendelenmiş. Ortaya geçelim, daha hayvana yakın bir hali olmasına rağmen bu et parçalarına baktığınız zaman gene işte zihninizde şey yapan, canlanan şeyler işte barbekü olabilir, yiyecek olabilir, çeşitli yine yemekle alakalı. Ya da işte bir kürk mantoya baktığınız zaman bir palto olarak görüyorsunuz. Yine keza işte koltuk, omlet, çanta. Peki hayvanlar nerede? Yani bunların hepsi hayvanlardan gelen şeyler aslında. Ki dediğim gibi yakın olmasına rağmen yani kürkü bile hani çok uzun zaman ve hala belki şimdi bile yani bir hayvanın gerçekten işte kedilerde veya köpeklerde belki daha çok temas ettiğimiz haliyle kürkleri olduğunu, sevdiğimiz, dokunduğumuz ya da bir derinin o hayvanın gerçekten cildi olduğunu, bir organı olduğunu, işte bir omletin, bir tavuğun aslında işte üreme döngüsünün parçası olduğunu ya da bütün bunlar bu hale gelirken neler yaşandığını görmüyoruz. Ve bunu nerede görüyoruz? Bir mezbahada görmüyoruz, bir çiftlikte görmüyoruz, yaşanan yerlerde görmüyoruz, bir markette görüyoruz. Yanında ne görüyoruz? Sizin için iyidir. İşte ucuzluk, işte ne bileyim, bir alana bir bedava. Fiyat görüyoruz. Yani ne görüyorsak aslında ona dönüşüyoruz bir süre sonra. Ve bir şeyi sürekli görürseniz ona inanırsınız. Çünkü manipüle oluyor zihniniz. Bir tarafı hiç görmüyor, bir tarafı sürekli görüyor. Bir mesajı sürekli alırsanız çok... İnanın bana manipüle olmamız çok kolay. Yani bazen ben bile yani bir yalan çok fazla söylendiği zaman gerçekten oturup böyle bir bilinçaltıma acaba olabilir mi dediğim oluyor. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Bu kayıp gönderge. Adams diyor ki etkisinin sert politikası kitabında yine tahakküm en iyi kopukluk ve parçalanma kültürüyle işler.
Feminizm bu bağlantıları tanır diyor. Bir şeyi bağlamından koparırsanız, bir şeyi gerçek halinden bambaşka bir şeye dönüştürürseniz, parçalara ayırırsanız, bütünü göstermezseniz, olanı göstermezseniz, gerçeği göstermezseniz artık bambaşka bir yalan kültürü yaratmışsınız demektir. Ve bu her konu için geçerli bu arada. Bir bakalım, birkaç tane örnek koydum. Bunlar böyle işte sağda solda şey için, yani Türkiye'den bir şey koymak istemedim. Bunu sonra YouTube'a koymayı düşünüyorum, hani böyle bir telif melif falan yüzünden. Çünkü böyle size şirketler davalı açabiliyorlar bu arada işte. Ya diyorsun ki mesela işte bu reklamda gösterdiğin şeyi kanıtla diyorsun mesela. Ya da diyorsun ki hayır kesinlikle doğru bir şey değil, hakikaten doğru olmayan bir şey gösteriyor. Onu kanıtlamak ihtiyacı yerine sana dava açıyor benim şirket haklarıma şeyde bulunduğun için, ihlalde bulunduğun için diye. Çünkü dediğim gibi şirketler hakları bizlerden ya da herhangi bir canlıdan çok daha fazla tanınan oluşumlar ve siz oraya aslında onunla alakalı bir şey söylediğiniz zaman gerçeklik önemli değil. Onlar reklam adı altında işte rekabet hukuku anlamında bunları yapmayı kendilerine zaten hak olarak görüyorlar ve hakikaten de öyle bir hakları var bu arada yani. Yanıltmak reklamlarla bir hak haline geliyor. İşte nedir? İşte free range bu aralar sağda sola çok gördüğümüz işte zıplayan bir tavuk. İşte zaten karikatürizasyon çok mesela kullanılan bir şey yani insanları manipüle etmede görsel olarak çok da güçlü bir şey çünkü çok çizgisel bir şey yaptığınız zaman çok yumuşuyor. Sizin çocukluğunuza da hitap ediyor bu arada. Yani karikatür haller genelde hani çocukluğumuzda daha çok gördüğümüz bir şey ya çizgi filmler, animasyonlar falan. Direkt o noktaya hitap ediyor. Çok daha sevimli bulmanızı sağlıyor. İşte mesela ülke bayraklarının kullanımı, yerli mallar işte desteklenmesi gereken sizde gene hani öyle bir personaysanız sizi çekebilir, cezbedebilir. Zaten hayvanların oldukları yerler çoğunuz görmüştür işte yeşillikler olabildiğince. Orada ileride küçücük bir çiftlik böyle hani yine şey karikatürize falan. Ve organik olması tabii bu arada artık hani free range, organik, işte serbest gezen vesaire bu tarz şeyler insanları çok rahatlatıyor. Happy Cow biliyorsunuz ya da işte Gülen İnek var hala satılıyor sanırım lavaş kiri. Hayvanların işte çok iyi olduklarına, mutlu olduklarına dair mesajlar. Bakın bunların hiçbirisi tesadüf değil bu arada. Yani her bir kelime, hatta paketin yuvarlak mı olacağı, kare mi olacağı bile tasarlanıyor ve insanlara en iyi nasıl bir etki yaratacak o şekilde sunulmaya çalışılıyor. İşte mesela balığa geldik, sol alt köşede balığın artık hani logoya dönüşmüş, sadece böyle bir çizgisel bir şeye dönüşmüş, bir yuvarlığa, ovale dönüşmüş daha doğrusu işte. Zaten görselde görüyorsun balık falan yok. Fiş file yani hani. Ne yiyorsun? File yiyorum yani. Balığı artık sözde bile uçuruyoruz. İşte sonra mezbahayı bakın nasıl göstermişler. Çok sevimli bir farm. İşte orada çok hayvanlar tatlış tatlış yaşıyor. İşte ve tabii hepimizin bildiği böyle şey. Bir de mesela şey var onu koyacaktım unutmuşum. Böyle işte beef jerky ya da böyle işte daha çok biraz daha böyle maskülen bir mesaj vermeye çalışanlarda da boğalar vardır böyle görselde ve boğalar genelde böyle sinirli işte böyle işte cool olmaya çalışan bir tavırları falan vardır. Bunun da aslında tamamen bir pazarlama stratejisi olduğunu söylemek lazım. Onun da alıcısı oluyor çünkü. Yani buna bakınca değil mi ne kadar güzel hiçbir sorun yok yani gayet iyi bence. Tabii bunu sadece şeyde görmüyoruz. Sadece marketlerdeki ürünlerde vesaire görmüyoruz. Markalar da bunu çok fazla yapıyor. Günde milyarlarca hayvanı korkunç şekilde katleden bir markanın sloganı I'm loving it. Yani evet gerçekten ve alttaki inek de ben sevmiyorum diyor. Evet birileri yani size aslında yine o şeyin parçası yapmak için yani hani bunu seviyorsunuz değil mi? Seviyorsunuz. Bunu almak istiyorsunuz değil mi? Evet. Bakın iyi bir şey bu. Siz de bunun bir parçası olabilirsiniz. Yani aslında bu bir şiddetin normalleştirilmesi ve sizi içine alan bir kültür. Siz fark etmeseniz bile. Çoğu insan bunları fark etmiyor bu arada. Ben de fark etmiyordum açıkçası. Ha bu arada McDonald's'la alakalı şöyle bir şeyim var. Anım var. Vegan olmadan ben 10 sene önce falan yani internet böyle daha yeni çıkmıştı. Böyle o eski şey bilgisayarlar. Bir tane video gördüm ve böyle şey hani işte o sana millet birbirine maille atıyor falan videoları işte böyle viral olma gibi durum ancak öyle işte falan gibi böyle. Sonra işte şeydi video işte çok işte
bir burgerci, bilmiyorum McDonald's mı da işte etlerini nasıl yapıyor, işte onun ifşası görüntüsü falan. İşte bir tane böyle kocaman bir rende gibi bir şey var. Ondan sonra işte bir mezba orası ve hayvanın bütün halde, yani ineği bütün halde o rendenin içine atıyorlar. Ve inek orada parçalanıyor ve o sırada tabii hayvan, koskoca bir hayvanı yani rendenin içine attığınız zaman yani hayvan şey yapıyor yani tabii ki çok bedeni oradan oraya savruluyor falan ve hani böyle izleyememiştim ama şey gibi yani o sırada hani gideyim vegan olayım gibi bir şey tabii düşünmüyorsunuz çünkü vegan olmak diye ya da bununla alakalı bir şey yapabileceğini siz de düşünmüyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz o an. Sadece şeyi demiştim yani, ay iğrenç hani bir daha oralardan yemeyelim falan gibi bir şey söylemiştim. Yani dolayısıyla aslında bu kadar manipüle olduktan sonra dünyanın en korkunç görüntüsünü görseniz bir seferde o da kesmeyebilir hiçbirinizi. Bu bir süreç. Bunu beyninizden arındırmanız da bir süreç. Ve evet yani bir durum ne kadar korkunçsa onunla ilgili o kadar çok yalan söylemeniz gerekiyor. Bütün yine koşullar için geçerli bu. Yani bir şey örtbas etmek için hani çok fazla gayret göstermeniz lazım ve işte yine bunu Nazi Almanya'sında işte propaganda bakanı Goebbels işte söylüyor, diyor ki yani bir yalanı diyor küçük söylememeniz gerekiyor, yalanları çok büyük söylemeniz gerekiyor ki inandırıcılığı ve etkisi o kadar olsun yani. Çünkü küçük söylerseniz kendinize nasıl diyeyim, kendinizden emin olmazsanız o zaman yine yalanlarınız ortaya çıkabilir. O yüzden çok fazla söyleyin, sürekli söyleyin, insanları ikna edene kadar da durmayın. Aslında bunların bütün olayı bu oluyor. Evet ve çelişkilerimiz konusundaki son kolaylaştırıcıya geldik. Mecburiyet yanılgısı. Şimdi yani çoğumuz için tabii sağlık önemlidir. Öyle ya da böyle. Sonuçta yani ölmek istemeyiz. Yani bu çok normal tabii ki. Her canlı gibi yaşamak istiyoruz. Şöyle bir aslında bizi noktaya itiyor toplum ya da öyle olduğunu iddia ediyor. Diyor ki hayvanları yemezsen yaşayamazsın. Ya da yaşarsın ama çok hastalanırsın. İşte vitaminsiz kalırsın, şöyle olursun, böyle olursun. Şimdi bu düşüncenin pompalandığı bir yerde insanlar ilk başta kendini düşünecek mecburen. Çünkü hepimiz önce kendimizi düşünmeye aslında programlanmış durumdayız. Öyleyiz yani, bunu değiştiremeyiz çok fazla. O yüzden de insanlar aslında birçok şeyin imkansız olduğunu düşünüyor. İşte ben de mesela ilk başta ya işte sağlığımıza etkisi vesaire falan. Yani bizi aslında olmayan bir ikilemin içine sokuyor. Hani şey vardır ya işte böyle etik çelişki soruları işte. Bir işte şey olacak, tren geliyor, işte iki tane ray var, işte bir rayda çocuk var, diğerinde işte köpek var, işte hangisine kırarsın? Hani bizi resmen öyle bir sanki ikili çelişkinin içindeymişiz gibi zannetmemizi sağlıyorlar. Ve o yüzden de tabii ki kendimiz seçiyoruz, diğer tarafa istesek bile belki geçemiyoruz. Şimdi gelelim gerçekten böyle mi diye bakalım. Şimdi bundan sonra olması lazım sanırım. Suat çok güzel bir şekilde, çok detaylı bir şekilde anlatacak ama ben sadece işin kültürel, cehaletin kültürel üretim kısmında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi sağlık dediğimiz şey artık gerçekten gazeteden ya da internetten bir sadece makaleyle öğrendiğimiz bir şey haline geldi. Çoğu insan için, belki de sizler için öyle değildir ama. Şimdi peki bu... Bunun arkasında gerçekten bilgiler mi var? Yani işte bir araştırma var, sonra ya bir dakika bu araştırma yanlışmış diye gerçekten çok objektif bir şekilde bunu yapıyorlar. Hayır. Burada işte iki tane Time dergisi kapağı görüyorsunuz. İşte 1984 yılında kolesterolün kötü olduğuyla alakalı bir kapak yapmışlar. Sonra 2014 yılında tereyağı. Şimdi bu 2014 yılındaki furya bu arada benim birebir şahit olduğum ve kendime katıldığım bir furya olmuştu. O zamanlar çalışıyordum işte. Dukan diyeti furyası. Herkes Dukan diyeti yapıyor falan, işte bir şeyler getiriliyor, buna sadece yumurta koydum işte, millet böyle tereyağı, kaplı tereyağı getirip onu falan yiyor, böyle ekmek yemiyor falan. Böyle ben de o sırada şeydim mesela, bir yere gidiyorum sadece işte köfte yiyorum, işte bir yere gidiyorum. Sonra kendim tabii berbat hissetmeye başladım, ben bunu yapamayacağım yani, iyidir belki ama olmayacak yani ben de falan demiştim. Yani birebir aslında şahit olduğum bir furyaydı. Şimdi agnotoloji diye bir bilim dalı var aslında. Bu cehalet üretimini ve cehaleti çalışan bir bilim. Hani genelde bilgiyi nasıl bildiğimizi çalışırız ya, bu tam tersine çalışıyor. Robert Proctor diye bir tarih profesörü, bilim tarihi profesörü. Yani şunu söylüyor, sigara örneği üzerinden bunu söylüyor. Diyor ki, sigara sektörü diyor, insanlara yıllarca belirsizlik sattı.
işte 1950'lerde sigaranın kanserle olan ilişkileri anlaşılmaya başlayınca kendi bilim kurullarını kurdu, kendi araştırmalarını yaptırdı ve insanlara şunu söyledi. Yani içtiğin o koladan daha fazla da yapmıyordur. Ya da işte ne kadar içtiğine bağlı. Ya da işte atıyorum artısı eksisinden şey. Ya da bak işte içenler de var, onlar niye ölmüyor gibi gibi aslında bizim bütün bu düşünce sistemimizi manipüle eden bir sistem de var işin içinde sağlık açısından. Dolayısıyla bunun aynısı şu an hayvancılık sektör tarafından ve buna destek verenler tarafından yapılıyor. Yani zannetmeyin ki bu insanlar bizim yediğimiz düşündüğü için atıyorum bu makaleleri şey yapıyor. Mesela işte Suat yine onlardan bahsedeceğini düşünüyor. İşte bir araştırma çıkıyor, işte süt şöyle şöyle veganların kemikleri daha çok kırılıyor. Bakıyorsunuz işte kim yapıyor bu araştırmayı? İşte Amerika Süt ve Süt Ürünleri işte bilmem ne derneği. Ondan sonra mesela buradaki medyaya bakıyorsunuz ya da yurt dışındaki medyayı. Normalde işte hiç yapmayacakları bir hızda bunları dolaşıma sokuyorlar mesela. İşte sosyal medyada, orada, burada her yerde karşınıza çıkıyorlar ve sizin aslında belirli kendi istedikleri şekilde düşünmenizi istiyorlar. Yani cehalet, yanlış bilgi, dezenformasyon üretilen bir şey. Ve çağımızda, yani bu post-truth denen çağda da tamamen buna bağlı aslında bir durum. Yani cehalet üretmezlerse şu an ayakta kalamıyorlar gibi bir durum söz konusu. Şimdi bir örnek koydum. Kendisini kestim yine. Şeyden dolayı bana dava açmasın. Mesela bunu gören bir insan, işte biz olmayalım, başka işte Hatice teyze olsun. Yani görüyor ve aa diyor, bak diyor ne kadar iyiymiş diyor, doktor söyledi diyor. Hemen diyor gidelim alalım diyor ve 95 yaşına kadar yaşama hayalleriyle devam ediyor. Peki bundan mesela bir sorumluluk payı var mı bunu söyleyen insanların? Sizce var mı? Böyle yok. Bunu bilmenizi isterim. Evet, sürem azalıyormuş sanırım. Hemen hızlıca şey yapıyorum. Şöyle kısaca bir bunu anlatan bir şey yapmıştım aslında, yalan üretimiyle alakalı. İşte devletler, kurumlar, sektörlerle işbirliği içinde, sektörler diğer yani hayvancılık diğer sektörlerle ve onlarla ana akım medyayla. Yani bütün bu gördüğünüz sistemin arka planında aslında çok ciddi bir sistematik çalışma olduğunu da söylemek istiyorum. Peki bu bize nasıl yansıyor işte? Bütün artık bu çelişkilerle dolduk, işte bunları nasıl meşrulaştıracağımızı düşünüyoruz. Kendimize içten içe şu cümleleri hep söylüyoruz, yani eminim siz de ya söylemişsinizdir ya söylüyorsunuzdur, ben söyledim çünkü yani bunların çoğunu ben de söyledim. Hep kendimiz aslında yatıştırmaya çalışıyoruz, diyoruz ki ya hayır öyle değildir, ya ama sağlığım için, ama işte zaten herkes yapıyor gibi gibi aslında kendimizi sürekli telkin etmeye çalışıyoruz. Çünkü bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyoruz. Ve durum gerçek olmayacak kadar kötü, olamayacak kadar kötü. Buna nasıl diyeyim, gerçekten inanmamaya çalışmak da evet bir savunma mekanizması ama bu dünyanın değişmesi gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani sadece işte hayvanlar olarak değil tabii ki, yani odağı onları alıyoruz ama kendimiz için ve gezegen için de gerçekten artık bu sistem devam edemez. Şimdi gelelim işin biraz daha motive edici yanına. Vegan olduğumda ne olur? Birisi geçenlerde bana soruyor. Ben olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Birincisi, doğru veya yanlış olan bir şey yapmanın işte sonunda ne olacak, bana ne verecek gibi bir şeyi yok aslında. Yani siz doğru ve yanlışı otomatik olarak ayırt edip birini seçersiniz. İyi tarafı ise aslında hayvanlar başta olmak üzere bir sürü kurtardığınız şey var ve bir sürü olumlu etkiniz var aslında vegan yaşadığınızda. Ve işin iyi tarafı hiç söylemedikleri kadar mümkün aslında vegan bir dünya. Yani ben bazen çok üzülüyorum bir şeylerin bu kadar mümkün olup yapılmamasına. Yani hayvanlar gerçekten boşu boşuna ölüyorlar. Yani buna ben çok üzülüyorum. Çünkü elimizde olmasa ve desek o zaman hani biraz daha çalışalım yapalım ama bugün bu zamanda gerçekten çok mümkün. Bunu da bence daha fazla anlamamız gerekiyor. Zaten aralarda yiyeceksiniz hepiniz. Hiç uzağımızda değil. Dün bir teyze dedi ki simit vegan mı? Yanlışınız var. Olamaz falan. Yani insanlar vegan olan şeyin sadece hani marul olduğunu falan düşünüyorlar hala maalesef yani. Ama bir sürü yiyecek var. Artık her şeyin bitkisel olanı var. Gerçekten aklınıza gelecek her şey. Ben ilk vegan olduğumda sadece tavuklu salata yiyebileceğimi düşünüyordum. Sonra bu da varmış, bu da varmış yani. Ve hakikaten sevindim ama sevinci kurtağımda kaldı yani. Bu kadar şey varsa niye o zaman vegan yaşamıyoruz dedim yani. Hala da diyorum. Her türlü kumaşı artık hani Elif de anlatacak kendi girişimi. Hani elma atıklarından bile işte başka ananastan vesaire mantarlardan vegan deriler yapılıyor, bir sürü alternatifimiz var. Hayvanlar üzerinde test yapmak zorunda değiliz, onun da yine bugün oturumu var. Kesinlikle bunun da alternatifleri var ve teknoloji neyse ki bize bu konuda yardımcı oluyor. Bunu 2019'da faytonlar sırasında şey yapmıştım. Yani düşünsene bir hayvana kırbaçlayıp kendimizi çektirmemiz artık yani gerçekten mantıksız. Bunu
yapmanın yanlışlığını bence hep beraber kabul etmemiz lazım. Çok daha iyi çözümler var. Yani kısaca aslında vegan yaşamak, işte uç olmak, marjinal olmak, ne bileyim bir şeye karar vermek, bir seçim yapmanın da ötesi bir şey. Aslında vegan yaşamak hayvan köleliğini reddetmek demek ve hayvanlara gösterilen şiddete karşı çıkmak demek. Aslında bu kadar normal bir şey, bu kadar herkesin sahiplenmesi gereken bir şey. Ve aynı zamanda da bir özgürlük hareketi. Yani baktığımızda bu dünyada, hayvanların sömürüldüğü dünyada biz de özgür değiliz ki. Bu eşitsizliklerin beslendiği kurucu toplumda biz de eşitsiziz ki. Kendimize de yapıyoruz aslında. Hastalanıyoruz. Sürekli yok olmakta olan bir dünyada yaşamak zorunda kalıyoruz. Başımıza bin türlü felaket geliyor. En basitinden şu COVID-19 pandemisi. Hepsi hayvanları kullandığımız, hayvanları öldürdüğümüz, onlara eziyet çektirdiğimiz için. Peki son olarak ya zorlanırsam? İnsanın konfor alanından çıkması zordur. Çünkü alışkanlık insanda çok güçlü bir etki yaratır. Ve hep benzer şeyleri yapmak ister. Eğer zorlanırsanız kendinize iki tane soru sormanızı istiyorum. Birincisi, bunu yapmaya mecbur değilken, yani hayvanları kullanmaya mecbur değilken ve başka seçeneğim varken bir hayvana gereksiz şekilde acı yaşatmak ve öldürülmesine sebep olmak doğru mu? İkincisi de, damak tadım, alışkanlıklarım, kolaylık ya da kişisel herhangi bir sebep birinin özgürlüğünden daha önemli mi? Bu iki soruyu kendinize sorduğunuz zaman aslında kendi kendinize yavaş yavaş yanıtların şekillenmeye başladığını göreceksiniz. Ve bir yandan da alternatifleri bildiğiniz için de size zor olan şeyler kolay gelmeye başlayacak. Yani birçok şeyin bitkiseli varsa onları alabiliriz, deneyebiliriz. Kendinizi zorlamayın, suçlamayın ama bir yandan da hareketsiz de kalmayın. Ve evet, onların kaderini biz belirliyoruz bir anlamda. Çünkü şirketler diyor ki, insanlar istiyor, insanlar almaya devam ettikçe bu şirketler bu hayvanlara bunu yapmaya devam edecekler. Bu kanunlar hayvanların aleyhine işlemeye devam edecek. Bunları yaşamaya devam edecekler. Bu kamyonun önüne geçebilecek olan bizleriz. Sadece fiziksel anlamda değil, gerçekten yaptığımız her şeyle, her adımımızla, her davranışımızla. Çünkü maalesef tüketim alışkanlıklarımız direkt olarak bu tabloyla ilintili. Çok kısaca kendim açısından da şey yapmak istiyorum. Kendiniz de değişeceksiniz. Ben burada, yani bu eski bir fotoğrafım, yeme bozukluğuyla mücadele ettim çok uzun yıllar. Ve gerçekten vegan olmak benim hayata olan bakış açımı da çok etkiledi. Kendimle olan, yani kendimin kim olduğu, insanlar olarak, tür olarak bizim kim olduğumuz, toplum nasıl işler, yani bu tarz şeyleri çok daha fazla kafa yormaya başladım ve sadece hayvanları özgürleştirmeyeceksiniz aslında, kendiniz de özgürleşeceksiniz. Çünkü yapmaya mecbur bırakıldığınız, içine sıkıştığınız bazı davranışları reddediyor olacaksınız. Kendinize çok daha güveniniz artacak ve çok daha rahat bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız. Bunu kesinlikle size söyleyebilirim ve vegan olan, yani insanların yani %99.9'undan da hep daha önce keşke bunu yapsaydım. Ben de çok iyi hissediyorum, bana da çok katkısı olduğunu dediğini biliyorum. Ve her şey bağlantı kurarak başlayacak, ilk başa geri dönecek olursak ve sonrası aslında çok daha iyiye doğru gidecek. Bana ulaşmak isterseniz sosyal medyadan ve mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Teşekkür ederim.